Soruda demişler ki dy bölü dx eşittir 2x eksi y diferansiyel denklemi verilmektedir. Aşağıda verilmiş olan eksenler üzerinde belirtilen 6 noktada yukarıdaki diferansiyel denklemin eğim alanını çiziniz. Bir bakalım, şurası birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı nokta. Şimdi bunun için bir tablo yapalım ve bu tablo üç sütunlu olsun. Bir tanesi x için, bir tanesi y için ve bir tane de y'nin x'e göre türevi için olsun. Çünkü bakın bu diferansiyel denklemin x ve y türünden olduğunu görebiliyoruz. Peki farklı noktalarımıza artık bakabiliriz. Mesela buradaki noktada x 1 iken y 2'dir ve türev içinde 2x eksi y verilmişti değil mi? Yani buraya 2x eksi y yazalım burası da 2 çarpı 1 eksi 2 eşittir 0 oldu. Şimdi ben buraya bu noktadaki eğimi temsil eden bir çizgi çizmek istiyorum. Öyleyse buraya eğimi 0 olan bir çizgi çekelim. Bu da şöyle bir şey olur. Tamamdır. Devam edelim. Bu noktaya yani x eşittir 0, y eşittir 2 noktasına bakalım. x 0, y 2. Türevimizde 2x eksi y öyle değil mi? Buradan da 2 çarpı 0 eksi 2'den eksi 2 sonucunu elde ederiz. Peki eksi 2 eğimini nasıl çizeriz? Sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru çizeriz ki bu da epey dik bir eğim olur. Şöyle yaparsak Olur sanırım. Eğimim eksi 2 olacak. Evet. Bir birim sağa gittiğimde iki birim aşağı ineceğim. Evet bunun gibi bir şey olacak. Bu da tamamdır. Şimdi x1, y1 noktasıyla devam edelim. x1 iken y1'dir ve burada da 2 çarpı 1 eksi 1'den eğim 1 olur. Ve bu eğimimizde elle çizecek olursam şöyle bir şey olur. Evet. Bir diğer nokta olarak x0 ve y1 noktası var. x0 iken y'miz 1'miş. O zaman eğimimiz de 2 çarpı 0 eksi 1'den eksi 1 gelecek. Tamam, şimdi de eğimimizi eksi 1 yapıyoruz. Evet, olduğu gibi. Bu arada bakın bu eğimin yukarıdakinden daha az negatif yani daha az dik olduğuna dikkat edin. Geriye kalan noktalarımızdan x1, y eksi 1 ince diyelim şimdi. x'imiz 1 ve y'imiz eksi 1'miş o zaman bu da 2 çarpı 1 eksi eksi 1'den 3 yapar. Öyle değil mi? Yani buradaki eğimimiz buraya göre daha dik olacak ancak tabii pozitif yönde. O zaman bu da böyle bir şeye benzer. Ve son olarak x'imiz 0 iken y'imiz eksi 1. Burası da 2 çarpı 0 eksi eksi 1 olur. Buradan da eğimimizi 1 buluruz ki çizersek o da şöyle bir şey olacak. Buradaki eğimimizle paralel olmalı. Ve işte burası bitti. Hadi sorumuzun B maddesine bakalım y'nin x'e göre ikinci dereceden türevini x ve y türünden bulunuz, verilen diferansiyel denklemin ikinci bölgedeki çözüm eğrilerinin çukurluk yönünü de tespit ediniz demişler ve bu cevabınızı destekleyiniz diye eklemişler. Peki tamam, önce ikinci türevi bir bulalım. y'nin x'e göre türevini zaten biliyorduk. dy bölü dx eşittir 2x eksi y bize verilmişti. Şimdi biz ikinci türevi bulmak istiyorduk öyle değil mi? Öyleyse her iki tarafın x'e göre türevini alabiliriz. Tamam, sol tarafın x'e göre türevini ve sağ tarafın da x'e göre türevini alıyoruz. Peki bu ne olacak? Eşitliğin sol tarafı y'nin x'e göre ikinci türevinin gösterimi yani notasyonu olacaktır. Ve bu tarafta ise her bir terimin x'e göre türevini tek tek alacağız. 2x'in x'e göre türevi sadece 2 olur. Eksi y'nin x'e göre türevi de dy bölü dx olur. Öyle değil mi? Şimdi ikinci türevi bulduk diyebilirsiniz ama hatırlarsanız bizden x ve y türünden bulmamızı istemişlerdi. Fakat biz şimdi ikinci türevi bir sabit sayı ve birinci türev türünden bulmuş olduk. O zaman soruda birinci türev için verilmiş olan ifadeyi yerine yazalım ki bu ifadeyi x ve y türünden yazmış olalım. Bu durumda burası şöyle olur. Bu tarafa yazayım. Y'nin x'e göre ikinci türevi eşittir. 2 eksi y'nin x'e göre türevi yerine 2x eksi y yazıyorum. Ve bu da 2 eksi 2x artı y'ye eşit oldu. Tamamdır. Peki sonrasında ne istemişlerdi? Verilen diferansiyel denklemin ikinci bölgedeki çözüm eğrilerinin çukurluk yönünü bulun. Peki, koordinat düzlemimizi bir hatırlayalım. Burası y eksenimiz olsun, burası da x eksenimiz. Düzlemde burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü ve burası da dördüncü bölge. Soruda ikinci bölgeyle ilgili bir şeyler isteniyor değil mi? Peki, biz bu bölgede x ve y hakkında neler biliyoruz? x'in 0'dan küçük, y'nin de 0'dan büyük olduğunu biliyoruz. O zaman ikinci bölge yazalım. Burada x'in sıfırdan küçük, y'nin ise sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Peki bizim durumumuzu inceleyelim. 2 eksi 2x artı y yazdık. Şimdi burası sıfırdan büyük olacaktır. Eksi 2 çarpı eksi 1 değer bu da bize sıfırdan büyük bir değer verir. Yani ikinci bölgede ne olur? x ve y'nin işaretlerinden dolayı bu tüm ifade pozitiftir. Bakın, eksi 2 çarpı negatif bir sayı pozitif, artı bir pozitif ifade, bir artı daha. Evet, sonuçta pozitif olur. Öyleyse, x'e göre ikinci türevimiz pozitifmiş. Bu da bu aralıkta eğimimizin arttığı anlamına gelir. Bir başka açıdan da şöyle yorumlayabiliriz. Çukurluğumuzun yönü yukarı doğrudur. Ve eğer ikinci türev pozitif olduğu zaman çukurluğun yönünün yukarıya mı yoksa aşağıya doğru mu olduğunu unutursanız, şöyle klasik birer yukarı çukurluk ve aşağı çukurluk çizebilirsiniz. Bakın burada sağa doğru gittikçe eğimlerimiz daha az negatif oluyor. Yani artıyorlar ve yukarı döndüğümüzde de eğimler artmaya devam ediyorlar. Öyleyse ikinci dereceden türev pozitif ise yukarı yönlü çukurluk, ikinci dereceden türev negatif ise aşağı yönlü çukurluk vardır diyebiliriz.